Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Partiler Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini sundu. Seçimlere katılma yeterliliği olan 31 partiden 11'i ise başvuru yapmadı. Böylelikle 7 Haziran'da kullanılacak oy pusulasında partilerin yerleri de değişti. Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na adaylarını bildirmesinin ardından 7 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında da büyük değişiklik meydana geldi. Seçimlere katılma yeterliliği bulunan 31 partiden 11'i seçimlere girmeme kararı aldı ve YSK'ya aday listelerini göndermedi. Seçimlere bağımsız adaylarla girecek olan Hür Dava Partisi ile birlikte Halkın Yükselişi Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokratik Gelişim Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Genç Parti, İlk Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi 7 Haziran'daki oy pusulasında yer almayacak. Pusulada ayrıca seçime Saadet Partisi çatısı altında girme kararı alan Büyük Birlik Partisi'nin de adı olmayacak. Saadet Partisi çatısı altında gidiyoruz. Gel beraber yürüyelim dedik. Kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başvurulara göre partilerin pusulalardaki yerleri de değişti. Buna göre pusulanın birinci sırasında Doğru Yol Partisi yer alırken, daha önce 18. sırada yer alan MHP 10. sıraya, 19. sırada yer alan HDP 11. sıraya, 22. sırada yer alan CHP 13. sıraya, 23. sırada yer alan AKP ise 14. sıraya kaydı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim günü elektrik kesintileriyle ilgili olabilecek aksaklıklara karşın önlem alınacağını duyurdu. YSK Başkanı Sadi Güven, seçim günü elektrik kesintisi olmaması için tedbir alacaklarını söyledi. Şimdi biz her seçim döneminde Enerji Bakanlığı ile yoğun ilişki içine girip tedbirlerin alınması hususunda gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Ancak seçim günleri yaşanan elektrik kesintileri diğer günlerden çok daha az oluyor. Adalet Bakanı ile konuştuğunu belirten Güven, jeneratör olmayan yerlere temin için çalışma başlattıklarını ifade etti. Bu seçim dönemine ilişkin olarak Adalet Bakanı ile görüştük. İlçe seçim kurullarında gerekli tedbirleri aldık. Jeneratör olan adliyelerimizi ilçe seçim kurullarının çalışma yerlerini belirledik. Jeneratör bulunmayan yerlerle ilgili de seçim gününe kadar tamamında jeneratör alınabilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Sayın seyirciler, CHP'de bazı mevcut milletvekillerinin kontenjandan da aday gösterilmemesi şaşkınlık yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olumsuz bir tepki gelmediğini belirtirken Ekmelettin İhsanoğlu'nun MHP adaylığını da değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 362 milletvekili adayı kontenjanla belirlenirken geri kalanlarsa kontenjana tabi tutuldu. Ancak aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu ünlü isimler listelerde yer alamadı. Vekillerden gelen mesajları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yorumladı. Bütün arkadaşlarım çok değerli. Bütün arkadaşlarıma şükran borçluyum. Ama bir gerçek var. 55 yerde ön seçim yaptık. Dolayısıyla bizim kullanacağımız kontenjan sayısı son derece sınırlı. Gönül isterdi ki bütün arkadaşlarıma yer vereyim ama maalesef böyle bir şansımız yok. Son derece listeye girmemesine karşın son derece sıcak, güzel mesajlar veren arkadaşlarım var. Biz çalışacağız diyen arkadaşlarım var. Olay bireysel bir olay olmayı çoktan aşmıştır artık Türkiye'de. Olay CHP'yi iktidara taşıma günüdür, olayıdır. Dolayısıyla bizim bütün çabamızı bunun üzerine yoğunlaştırmamız lazım. Sürpriz adaylıklardan biri ise MHP'nin Ekmelettin İhsanoğlu tercihiydi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olan İhsanoğlu için Kılıçdaroğlu değerlendirme yaptı. Mutlu oldum. Çok değerli, birikimli birisinin parlamentoda olması her zaman iyidir. Bursa'da 2 yıl önce çekilen bir fotoğraf tekerlekli sandalyedeki kadına meclisin yolunu açtı. AK Parti'den 9. sıra Bursa milletvekili adayı olan Bennur Karaburun sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en çok konuştuğu adaylar arasına girdi. Türkiye onu 2013 yılında çekilen bu fotoğrafla tanıdı. Yağmur altında kendisine yardım eden bir kişiyle fotoğrafı manşetlere taşınan Bennur Karaburun şimdi AK Parti'nin milletvekili adaylarından oldu.
özellikle kendi açımdan onlara bir vefa borcu olduğumu düşünüyorum. Ve o yüzden AK Parti camiasında bulunmayı çok istedim. En güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. 1996 yılında geçirdiği kaza sonrası felç olan Karaburun, yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştı. 2012 yılında valilik binasının önünde kendisiyle görüşmüştüm ve bu ameliyatlarımı çok destekledi. Ve bir yıl sonra ise o fotoğraf karesinin hikayesi yaşandı. Tamiri için bir arkadaşımla birlikte gitmiştim. O esnada yağmur birden bastırdı. Hatta biz ıslanıyorduk. Sonra bir bayan oradan siz şemsiyeyi alın diye arkadaşıma uzattı. Peki siz dedik biz. Ben evime geldim, şemsiye sizin olsun dedi. Sonra şemsiyesini verdi bize. Biz hızlı hızlı otobüse yetişmeye çalışıyorduk o esnada. Ve fotoğrafın çekildiğinden falan hiç haberimiz yoktu. Bursa'da 9. sıradan aday gösterilen Karaburun, göstereceği mücadeleyi şu sözlerle ifade etti. Ben sadece engelli insanların engelini kaldırmak değil, engelsiz insanların da engelini kaldırmak istiyorum. Seçimler Türkiye'de pek çok insanın gözünde gelir kapısı. Tabii özellikle de siyasete talip olanlar için. Bu yüzden Uluslararası Şeffaflık Derneği ve 16 sivil toplum kuruluşundan milletvekili adaylarına çağrı geldi. Tüm adaylar mal varlıklarını açıklasın denildi. Siyaset kurumu Türkiye'deki yaşayan halk içinde en çok yozlaşmış, en çok yolsuzluğa bulaşmış kurum olarak görünmektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği ve 16 Sivil Toplum Kuruluşu 7 Haziran seçimlerine yaklaşırken temiz siyaset için uyarılarda bulundu. Burada dönen söz konusu olan büyük bir para miktarı olmasına karşın bunun en önemli problemlerinden biri büyük bir miktarda en azından kayıt dışı, aynı ve nakdi paralarla, bağışlarla gerçekleşmesi. STK yöneticileri adayların seçildikten sonra kimlerle nasıl bir ticari ilişki içinde olduklarının da açıklanması gerektiğini belirtti. Daha öncesinde ise mal varlıklarının açıklanması istendi. Bütün milletvekili adaylarından öncelikle mal varlıklarını açıklamalarını istiyoruz. Neden? Çünkü meclise girdiklerindeki mal varlıklarıyla çıkarkenki mal varlıkları ve aradaki tabii periyodik dönemlerde kamuoyuna gerçekleştirilecekleri mal varlıklarını öğrenerek aslında siyasetin kendisini bir zenginleşme aracı olarak kullanıp kullanmadıklarını sivil toplumun ve halkın denetimine tabi tutmalarını istiyoruz. Sayın seyirciler, teröristler Diyarbakır'da askeri konvoya saldırıda bulundu. Silvan'da baraj inşaatı alanına iş makinesi taşıyan bir tır aracı ve emniyetini sağlayan askeri konvoya teröristler tarafından ateş açıldı. Araca 15 adet mermi isabet etti. Konvoyda bulunan güvenlik güçleri ateşe karşılık verdi. Saldırı Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İstanbul Adliyesi'nde arama gerginliği devam ediyor. Bugün arama yapılmasına müsaade etmeyen avukatlara vatandaşlar da tepki gösterdi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesinin ardından avukatlar adliyeye aranarak alınmalarına bugün de tepki gösterdi. Bir grup avukatın güvenlik görevlileriyle arama konusunda tartıştığı sırada bazı vatandaşlar da "aranacaksınız, herkes aranıyor" diyerek bağırdı. Polis ve güvenlik görevlileri tepki gösteren grubu arama noktasından uzaklaştırdı. Ve İstanbul Adliyesi'ndeki bu tartışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Herkes aranacak diyen Cumhurbaşkanı, Baro Başkanı Ümit Kocasakal'a tepki gösterdi. Bizler bir şeye inanıyorsak bunun hakkını vereceğiz. Sen avukat mısın? Dürüst müsün? Tamam. Niye aranmaktan çekiniyorsun? Çantanı da göster. X-ray'den geçsin. Ha, sen de X-ray'den geç. İş olsun bitsin. Çünkü yarın vatandaş ne diyor? Güvenlik güçleri görevini yerine getirmedi diyor. Aramadı diyor. Hakikaten öyle. Yine muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliyelerdeki arama tartışmasına değindi. Bu kez açıkça İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı hedef aldı. Şimdi sormak lazım. Ey Baro Başkanı, sen de telefonla görüştün bu teröristlerle. Hiçbir netice alamadın.
Hani senin sözün çok dinleniyordu ya. Alsaydın ya bir netice, niye alamadın? Bu terörist, terörist. Bunu bileceksin. Bunu göreceksin. Ve sen de bulunduğun makam sebebiyle gazetelere böyle çarşaf çarşaf ilanlar vermek suretiyle kimseyi ürkütemezsin. O senin yaptığın hareketler eski Türkiye'deydi. Artık eski Türkiye yok, şimdi yeni Türkiye. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal, kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Ümit Koca Sakal düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı benim için iyi bir şey söylese zaten şaşırır ve kendimden şüphe ederdim. Kendisi aldığı %52 oyla ne kadar milleti temsil ediyorsa ben de aldığım %67 oyla o kadar İstanbul Barosu avukatlarını ve baroyu temsil ediyorum. Kendisi her gün yaptığı açıklamalarla ülkeyi germeyi, toplumu parça parça bölmesi ve kurumları hedef göstermesi ülkeye büyük zarar veriyor dedi. Döviz kurlarında stres oluşması halinde Türk şirketleri en büyük tehlikelere maruz kalacak. Bu açıklama Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten geldi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik görünümü hakkında bir rapor hazırladı. Raporda döviz kurunda baskı oluşan bir senaryo göz önüne alındığında Türk şirketlerinin en yüksek risk altında bulunan şirketler olacağı belirtildi ve bu durum görece yüksek döviz cinsi borçlanma ve korunma araçlarını kullanmamalarından kaynaklandığı belirtildi. Yayımlanan rapora göre Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren şirketlerden geniş yelpazede üretim yapanlar ve otomotiv sektöründekilerin nakit akışlarında en belirgin iyileşmenin gerçekleşeceği, elektrik dağıtım şirketlerinin ise düşük enerji fiyatları nedeniyle baskı altında kalacağı tahmin ediliyor. Sayın seyirciler, IŞİD Türkiye sınırında bomba yüklü araçlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Kilise komşu olan Havar Kilis Köyü ile Mera kasabasına IŞİD tarafından bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 23 yaralı kilise getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan durumu ağır 8 Suriyeli'den ikisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralılardan 4'ü yapılan ilk müdahalelerin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri arttırıldı. Türkiye'nin ilk kez Line TV ekranlarından izlediği Bursalı Minik Mehmet'in yaşam mücadelesinde sevindirici haber doktorundan geldi. Minik Mehmet'ten sevindirici haber geldi. Türkiye onu kafasındaki büyüme nedeniyle verdiği yaşam mücadelesiyle tanıdı. Bursalı Mehmet için ülkenin dört bir yanından hayırseverler seferber oldu. Bursa'da özel bir hastanenin tedavi masraflarını karşılamasıyla tetkiklerine başlanan Mehmet'in ameliyatlık bir durumunun olmadığı ortaya çıktı. Geldiğinde gerçekten yani bedene göre başının büyük olduğu tespit edildi. Tabii bu görünüş halk arasında beyinde su toplama olarak adlandırılan bizim tıbben hidrosefali olarak değerlendirdiğimiz bir durum. Yaptığımız tetkiklerde, beyin cerrahi konsültasyonlarımızda MR çektik. Böyle bir su toplanması olmadığı, beyin içinde boşluklarda bir büyüme olmadığını tespit ettik. Dolayısıyla böyle bir operasyonu düşünmedik. Zaten geldiğinde çocuk oturamıyordu, başını dik tutamıyordu ve ayaklarında da alt ekstremitelerinde hareket azlığı, güçsüzlüğü vardı. Biz bunları değerlendirdik. Sonuçta bu doğum sırasında olabilecek bir oksijensiz kalma ile ilgili olabileceğini ve dolayısıyla hücresel seviyede bir noksanlık oluşabileceğini, bundan kaynaklandığını düşündük ve bundan sonraki bakımında çocuğun ileride yaşamını da kendisine yetebilecek düzeyde. Geldiğinde çocuk oturamıyordu.
Başını dik tutamıyordu ve ayaklarında da alt ekstremitelerinde hareket azlığı, güçsüzlüğü vardı. Biz bunları değerlendirdik. Sonuçta bu doğum sırasında olabilecek bir oksijensiz kalma ile ilgili olabileceğini ve dolayısıyla hücresel seviyede bir noksanlık oluşabileceğini, bundan kaynaklandığını düşündük. Hastaneden taburcu edilen Mehmet artık yaşama fizik tedaviyle tutunacak. Ve bundan sonraki bakımında çocuğun ileride yaşamını da kendisine yetebilecek düzeyde, hatta belki yürümesini de sağlayacak şekilde fizik tedavi, nöroloji ve tabii ki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının gerekirse diyetisyen desteğiyle beslenmesinin yeterli seviye düzeye çıkarılmasını sağlayacağız. Kendi kendine yetebilir, kendi öz bakımını sağlayabilir. İleride ki umutluyuz o yönden de yürümesi gerçekleşebilirse biz çok daha başarılı olmuş olacağız. Yani kendimizi başarılı addedeceğiz. Minik oğullarının sağlığına kavuşma umudu acılı ailenin yüzünü güldürdü. Baktık gördük ki çocuk 4-5 günden beri gayet hareketli. Şu anda da görüyorsunuz uyuyor. Çocuğumuz şu anda hayati risk taşıyacak bir durum söz konusu. Bursa'da mali polisin yaptığı operasyonda tuvalete atılmış 36.900 lira sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen bu para Bursa'da bugüne dek yakalanan en yüksek miktar. Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda sahte para getirildiği bilgisine ulaştı. Osman Gazi ilçesinin Kükürtlü Caddesi üzerindeki bir evde oturduğu tespit edilen şüphelilerin evine baskın düzenlendi. Şüpheli kapıdaki polisleri duyunca parayı tuvalete attı. Ekipler kapıyı kırıp içeri girerek tuvaletteki paraları çıkardı. Operasyonda 38 adet 200 lira ve 584 adet 50 lira ele geçirildi. Yakalanan 36.900 liranın Bursa'da yakalanan en yüksek sahte para miktarı olduğu belirtildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Bursa'da Orhan Camii'nde namaz kılan üniversite öğrencisinin çantası kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Öğrenci o hırsıza bakın nasıl seslendi. Teşekkürler. Nasıl oldun? Ben kurstan çıkmıştım. Namaz kılmak için geldim. İşte içeride namazımı kılmam gerekiyordu. Acelem vardı. Arkaya bıraktım çantamı. Normalde önüme koyardım. Hani öyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Sonra işte namazımı kıldım. Arkamı döndüğümde yoktu çanta. Çantayı çalan hırsızı camideki güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekerken üniversite öğrencisi hırsızlık şüphelisinden bakın ne istedi. İçinde işte cüzdanım vardı, telefonum vardı. Alırsa bir telefonumu alır. Ama telefonum olasın önümde önemli değil. Bana kimliklerimi geçirsin yeterli. Sadece kimlik sınavlarım var benim. Cami görevlisi Selim Korkmaz, camide defalarca hırsızlık olayı yaşandığını belirterek buna artık bir önlem alınmasını istedi. Pazar günü benim kendi ayakkabılarım çalındı. Bu zaten haberlerde konuydu. Yani arkasından hemen böyle bir konuyla tekrar karşı karşıya kaldık. Kendimiz güvenlik görevlisi istemiştik. Talep ettik, böyle söyledik. Dediğimiz gibi Yeşil Demir Sultan'da, diğer Ulu Cami'de, oralarda var. Burada yok. Burada olmaması, yani burada da olması gerekiyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şimdi her yerde görüntülerdeki hırsızı arıyor. Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı bağımlılığa savaş açtı. Türkiye çapında başlatılan bağımlılıkla mücadele eğitim programı kapsamında ilk aşamada Bursa'da 800 okul müdürü ve öğretmene eğitim verildi. Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı, uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadele için harekete geçti. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında ülke çapında her yaş grubundan öğrencilere eğitim verilecek. Yani biz çocuklara ne kazandırmalıydık? Anaokulundaki bir çocuk lisede bağımlı olmaması için neyi kazanmalıydı anaokulunda? İlkokulda hangi değeri kazanmalıydı? Hangi yaşam becerisini kazanmalıydı ki çocuk ortaokulda kendisine bir şey teklif edildiğinde hayır diyebilsin?
ya da bir şey teklif edilemesin o çocuğa. Biz tüm bunları düşünerek bir kazanım listesi oluşturduk ve o kazanım listesine uygun da içerikler geliştirdik. Bunu bugüne kadarki eğitim içeriklerinden, eğitim uygulamalarından ayıran en önemli fark burada. Türkiye dışında 50 ülkede de uygulanacak programın Bursa'daki ilk ayağında 800 okul müdürü ve öğretmene bilgi verildi. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı bireylerin gelişmesi, toplumun gelişmesi, sağlıklı bir şehir için ve sağlıklı bir gelecek için insanlarımıza yönelik faaliyetler. Bunlar önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri. Türkiye'nin ve dünyanın inşaat devleri Bursa'da buluşuyor. Bu yıl 13.sü düzenlenen inşaat fuarı 9 Nisan'da TÜYAP fuar alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor. 12 Nisan'a kadar devam edecek fuarda eş zamanlı olarak dekorasyon fuarı da yer alacak. Bursa, Türkiye ve dünyanın önemli inşaat firmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TÜYAP Bursa tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri, Sanayici ve İş Adamları Derneği, Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası işbirliğinde 13.sü düzenlenecek inşaat fuarı 9 Nisan'da kapılarını açıyor. İnşaat sektöründe yani yapıda kullanılan her türlü yenilikler fuarda tabandan tavana, kapıdan pencereye, fuarda kapsam geniş bir yelpazede hazırlandı. Fuarda 150 bin lirayla 1 milyon arasında değişen fiyatlarla konutlarda satışa sunulacak. Bir salonu sadece gayrimenkul özel bölümü olarak hazırladık. Orada bayağı 16 binin üzerinde konut projesi, 1600'ün üzerinde arsa, dükkan ziyaretçilerle buluşturulacak. Ve iyi de o konut projelerinin iyi de satış bekliyoruz. Dekorasyon fuarı da 9-12 Nisan tarihleri arasında inşaat fuarıyla eş zamanlı olarak yapılacak. 270 firma bu yıl fuara katılıyor. Geçtiğimiz yıl 170 civarıydı. 4 ayrı salonda açıyoruz. 25 bin metrekarede açıyoruz fuarı. 40 binin üzerinde de ziyaretçi bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'la Osman Gazi ilçelerini birbirine bağlayacak Köklü Cadde'yi yeniden hizmete açma çalışmalarına başladı. Bursa'da Yıldırım'la Osman Gazi'yi birbirine bağlayacak Köklü Cadde yakın zamanda hizmete girecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Anadolu Mahallesi'nde yer alan Köklü Cadde'de başlatılan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Şu anda Yıldırım ilçemizle Yıldırım Doğu Çınarı ve Anadolu mahallelerini hemen Osman Gazi ilçemize bağlayacak olan Zafer Atıcılar mahallelerine bağlayacak olan Köklü Cadde boydan boya geçecek ve hemen şu anda başlattığımız köprü inşaatıyla birlikte Atlı Spor Kulübü'nün üzerinden Zafer Parkı'nın altından doğru Zafer Atıcılar'a bağlanmış olacak Anadolu mahallemiz. İşte bu kapsamda Köklü Cadde'de 20 kamulaştırma, 20 bina kamulaştırması, 50 adet parsel kamulaştırması gerçekleştiriyoruz. 50 adet parsel kamulaştırması büyük oranda tamamlandı ve hızlı bir şekilde sürüyor. Ve anlaşmalarımız devam ediyor. Şu anda anlaştığımız 20 parselimiz var. Ve bunlardan da binalar boşaldıkça yıkımı gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da Valide Bağ Korusu'nun yanı başındaki inşaata engel olmaya çalışan eylemcilerle ilgili iddianame hazırlandı. 15 kişi hakkında 7,5 yıla kadar hapis isteniyor. Üsküdar'da Valide Bağ Korusu'nun bitişiğinde inşaatına başlanan camiye engel olmak için günlerce gösteri yapan grupla polis arasında gerginlikler yaşanmıştı. 10 Kasım 2014'te gündüz saatlerinde çevik kuvvet ekipleriyle eylemciler arasındaki gerginlik gece geç saatlere kadar sürmüştü. Polis, beton mikserlerinin inşaat alanından çıkması sırasında inşaat alanına girmek isteyenlere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmiş, çok sayıda gösterici gazdan etkilenmişti. Eylemcilerle polisin tartışmaları devam etmiş ve 15 kişi burada gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında savcının hazırladığı iddianame bugün açıklandı. İddianameye göre Valide Bağ Korusu'na inşaat yapılmamasını isteyen eylemcilerin 1 yıl 3 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.
İhaleye açılan Akbük koyunda eski işletmecilerin ölüm orucu eylemi sürüyor. Köylüler durdurma kararı alınana kadar eyleme devam edecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 4 koyu ihaleyle 29 yıllığına kiraladı. Bölgedeki eski işletmeciler de ayaklandı. Mahkemeden 3 koy için durdurma kararı gelirken, Akbük koyu için henüz bir karar çıkmadı. Vatandaşlar ölüm orucu başlattı. 11'de başladık, buradayız. Devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Koyların ihalesi iptal edilene kadar ölüm orucuna devam edeceklerini belirten köylülere destek de giderek artıyor. 3'ü kadın 8 kişi de ölüm orucuna başlayarak destek verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere direniş çadırı kurulduğundan bu yana devam eden kampanya kapsamında toplanan imza sayısı da 5000'e ulaştı. Endişe ise eylem nedeniyle vatandaşların ciddi bir sağlık problemi yaşaması. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta bir öğretmenin öğrencilerinin yaptığı kardan kadınla çektirdiği fotoğraf soruşturma konusu oldu. Gerekçe olarak toplum değerleriyle örtüşmeyen bir karede görüntülenmek belirtildi. Eğitimciler tepki gösterdi. Kahramanmaraş Nurhak Çok Programlı Lisesi'ndeki öğrenciler 3 ay önce okulun bahçesine kardan kadın yaptı. Öğrencilerin bikinili kardan kadın fotoğrafına beden eğitimi öğretmeni Sakine Coşkun da girdi. Ancak kaymakamlık öğretmen hakkında toplum değerleriyle örtüşmeyen bir karede görüntülendiği gerekçesiyle idari inceleme başlattı. Arkadaşımız da gitmiş çocuklarla birlikte bir fotoğraf çektirmiş. Daha sonra bu kaymakamlığa gönderilmiş. Kaymakamlıkta toplum değerleriyle örtüşmeyen bir karede görüntülenmekten kaynaklı soruşturma açılması için araştırma yapılmasına karar verilmiş ve öğretmenimizin ifadesi alınmış bununla ilgili. Eğitimciler incelemeye Yalova'daki olayı da hatırlatarak tepki gösterdi. Yalova valisinin Serkan öğretmenimize hakaret ederek ölümüne sebep olması da yine aynı zihniyetin bir sonucudur. Bir kardan kadınla aynı karede görüntülendiği için soruşturma açılması da aynı zihniyetin bir ürünüdür, sonucudur. Adana'da platonik aşkın sonu kötü bitti. 17 yaşındaki genç kız, 13 yaşında olan ve aşkına karşılık vermediği kişi tarafından kaçırıldı. Aile 4 aydır haber alamadıkları kızları için endişe ediyor. Adana'da aşkına karşılık vermediği genç tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Gülsüm'den 4 aydır haber alamayan ailesi perişan oldu. Gülsüm yıllardır tehdit edildi. Babası kızını koruyabilmek için eğitim hayatını dahi sonlandırdı. Ancak bu acı sona engel olamadı. Şimdi 5 seneden beri bu kızın peşini bırakmadı. Tahdinle bilmem sizin sen beni bana olacaksın. İlla bana vermezsen ya yer altında ya bana olacaksın. Onun yüzünden ilkokuldan sonra onu okula göndermedim. 3 aydan beri hemen 4. aya girdi. Rehin. Şu anda kız onun elinde rehin. Seyhan ilçesinde oturan Gülsüm'ü 5 yıl önce mahallede görüp aşık olan 23 yaşındaki genç iddiaya göre ailesiyle birlikte kızı istemeye gitti. Ancak Gülsüm'ün yaşının küçük olması nedeniyle aile kızlarını vermedi. Bunun üzerine aile tehditler almaya başladı. Genç geçtiğimiz ay otomobille gelip genç kızı aynı sokakta oturan ablasına yemek götürmek için dışarı çıktığı sırada kaçırdı. Bu bekleyiş ailede farklı korkuların oluşmasına da neden oldu. Aylardır kızlarının sesini dahi duymayan anne baba bir an önce kızları Gülsüm'e kavuşmak istiyor. Ya satacak ya öldürecek ya bir yani o kız sağ döneceğini ben inanmıyorum artık. 4 aydan beri biz perişan olduk. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz ne yatıyoruz ne yemek yiyebiliyoruz ne içmeyi içebiliyoruz. Biz perişan olduk. Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki Meryem'in iddiaya göre yanlış tedavi sonrası kangren olan eli kesilmek durumunda kaldı. O günden sonra ne Meryem'in ne de ailesinin yüzü güldü. Aile kızları için yardım çağrısında bulunuyor. 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden eli kesilmiş halde çıktı 4 yaşındaki Meryem. Karın ağrısıyla kusuyor deyin aldım geldim çocuğumu. Boğazına baktılar, ağzını açıp boğazını. Üşütmüş annesi dediler. Karnının örtgenini çektiler, midesini üşütmüş dediler. Serum taktılar, serum şişmeye başladı.
Ertesi günü, biz pazartesi günü acilden girdik, salı sabahı şişmeye başladı. Annesinin iddiasına göre yanlış tedavi ve ihmal onu bu hale getirdi. Gece 1'ece, 11'ece benim çocuğumun kolunu buzundan uğdurdular. Gece 1'de ameliyete girdik, 3.30'da çıktık. Büyük ablam var, Mahmur ablam. Çocuğun kolu ne hale gelmiş, ablam niye böyle yaptırdın bacım diyerek bana konuştu. Hemşirelere kızdı. Kızmasına rağmen bizi aldılar, hastaneye götürdüler. Daha buradaki Yasemin doktor diyor ki, annesi ameliyat başarılı geçti. Pazartesi günü de kalçasından deri alacak, dikecek. 2-3 gün sonra da taburcu edecek diyor. İyileşmiş hali böyle de, iyileşmemiş hali hangisi olur? Çocuğum böyle kollu getirdim bak, kolsuz Ankara'dan aldım geldim. Bu çocuğumu kollu götürdüydüm. Eşi ise bu sıkıntılı süreçte ne karısına ne de kızına manevi desteği tam olarak sağlayamadı. Çünkü maddi sıkıntı yaşayan eşine ve kızına para gönderebilmek için 13 ve 11 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte köyde çobanlık yapıyordu. Ameliyetten çıktığında anne kolum neden yok dedi, barnaklarım neden oynamıyor dedi. Benim ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın, çok zor. 60 gündür Ankara Hastanesi'nde ağladığımı bir ben biliyorum. Yiyip içtim yani. Bir de Allah bilir. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını da dile getiren anne Solmaz'ın tek isteği eşine iyi bir iş, kızına da iyi bir gelecek. Hakkari'de bir kişi domuz gribi şüphesiyle tedavi alındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yüksekova Devlet Hastanesi'nde domuz gribi alarmı verildi. Bir süre önce umreden dönen ve rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılan şahsın tetkikleri sonucu domuz gribinden şüphelenildi. Hasta intihaniye servisinde karantina odasına alındı. Acil servisteki doktorlar ve personel de koruma amaçlı maske takmaya başladı. Sırada bir dolandırıcılık haberi var. Adres Adana'da yaşayan yaşlı bir kadının evi. Kendilerini yaşlı kadına bankacı olarak tanıtan kişiler 450 euro ve 20 bin lira emekli maaşını alarak kayıplara karıştı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşlı bir kadının emekli maaşı ve kızının 450 eurosu hedef alındı bu kez. Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını aradı ve kendilerini bankacı olarak tanıttı. Bankadan bir daha arıyoruz dedi. Sizin hesabınız varmış dedi, oğlunla dedi. Var benim hesabım bankada oğlumla. Evet teyze. Dedim evet var dedim. Dedi bir bayan gelmiş dedi, bankadan sizin hesabınızı çekiyormuş dedi. Ben dedim ki nasıl oluyor yani çekiyorlar? Biz olmasak alabilirler mi dedim. Evet. Dedi teyzeciğim dedi, vallahi bilmiyorum ben sana söylüyorum dedi. Evde dedi, eğer dedi yani paran varsa onları da dedi bir poşete koy, balkondan aşağı atma dedi. Telefonda söylenenler yaşlı kadını paniğe soktu ve ne dendiyse yaptı. Evdeki paraları çöpe attı. Dedim altınım yok ama dedim para var dedim sadece bu kadar dedim. Tamam teyze dedi sen balkondan aşağı at dedim. Ben de geçtim çöp kovasının dibinde kısa boylu etine dolgun. Ondan sonra kolu kısa kollu pantolu bir kadın dinleniyordu. Ben atarken beraber parayı kaptı gibi kuşundu uçtu. Polis arama çalışmalarına hemen başladı. Parayı alan kişinin eşkalinden dolandırıcılara ulaşılmaya çalışılıyor. Samsun'da kırmızı ışıkta durmayan tır öğrencileri taşıyan okul servisine çarptı. Kazada bir öğrenci ölürken 21 öğrenci yaralandı. Samsun'da Fatih Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Turgay Baş yönetimindeki okul servisine kırmızı ışıkta durmayan Kırgızistan uyruklu bir kişinin kullandığı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle okul servisi yan yattı. Kazada 14 yaşındaki öğrenci Kerem Kökten olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs şoförü ve 21 öğrenci, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü kırmızı ışıkta geçti. Servise çarptı. Kazada yaralanan 21 öğrenciden 4'ünün durumu ise ağır. Yabancı plakalı tırın Mersin limanından aldığı yükü Kırgızistan'a götürdüğü belirtilirken kaza sonrasında tır şoförü polis tarafından gözaltına alındı. Sayın seyirciler, Amerika'da bir polis kaçmakta olan silahsız bir siyahi Amerikalıyı vurduğu gerekçesiyle idam suçuyla yargılanacak. ABD'nin Carolina eyaletinde bir polis kaçmakta olan silahsız bir siyahi genci vurduğu için mahkemeye çıkacak. Polis memuru bir parkta gerçekleşen olayın görüntüsünün çıkmasından sonra tutuklandı.
Görüntülerde polis memurunun kurbanla tartıştığı görülüyor. Siyahi gencin kaçmaya başlaması üzerine silahını çeken polis memuru defalarca ateş ediyor. Polis memuru hakkında yapılan suçlamalar sabit görülürse ömür boyu hapis ya da idam cezası alabilecek. ABD'li polislerin silahsız siyahları daha önce de öldürdüğü vakalar, ülke çapında protestocuların emniyet teşkilatını ırkçılık ve aşırı güç kullanmakla suçlamasına sebep olmuştu. Olaylara karışan polislerin çok azı suçlu bulunmuştu. Alman dergisi Der Stern, Türkiye'deki Suriyelilerin dramını bir başka bakış açısıyla okuyucularına aktardı. Dergi, özellikle ekonomik sıkıntı içindeki Suriyeli kadınların ve kızların Türk erkekleri tarafından kuma olarak alındığını iddia etti. 1800 euroya Suriyeli ikinci bir eş başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok eşliliğin varlıklı olmanın sembolü olduğu yazıldı. Türkiye'de yasal olarak tek eşliliğin geçerli olduğu hatırlatılan haberde, buna rağmen dini nikahla sayının artırıldığına dikkat çekildi. Suriyeli kadınların 5000 liraya alındığı belirtilen dergideki bir diğer iddia ise, Türkiye'de 372 bin kadının kuma durumunda olduğu. Yunanistan'ın başkenti Atina yine eylemlere sahne oldu. Cezaevlerinin kaldırılmasını ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen grup polisle çatıştı. Görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'dan. Ortalığı savaş alanına çeviren göstericilerin talepleri ise F tipi cezaevlerinin kaldırılması ve tutukluların serbest bırakılması. Aynı taleplerle daha önce iktidardaki Syriza Partisi'nin merkez binasını işgal eden göstericiler yine eylem yaptı. Araçları ateşe veren grup polise taşla saldırdı. Göstericileri dağıtmak isteyen polis de göz yaşartıcı bomba kullandı. Çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi efendim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.